de B25-26 arasında, 25'in içerisinde diyor ki Kant, nesneler ile olmaktan çok a priori olanaklı, mümkün olduğu ölçüde nesnelere ilişkin bilgi türümüzle ilgilenen tüm bilgiyi transandantal, aşkınsal olarak adlandırıyorum. Böyle bir kavramlar dizgesi sistemi aşkınsal felsefe olarak adlandırılabilir. Ama bu yine başlangıç için henüz çok fazladır. Çünkü böyle bir bölüm analitik a priori bilgiyi olduğu gibi sentetik a priori bilgiyi de tam olarak kapsamak zorunda olduğu için amacımız söz konusu olduğu ölçüde çok geniş kapsamlıdır diyor. Yani burada bakın transandantal sıfatı nesnelerle ilgili bir bilimin ya da felsefenin sıfatı değil, bilmenin bir sıfatı, bir transandantal biliş diye bir şey var. Bir bakıma nesnelerin a priori olarak nasıl mümkün olduğunu araştırdığımız diyelim bir bilim ya da bilgi türünden bahsediyoruz. Yani bunu şöyle de genişletebiliriz. Hissetme, duyumlama ya da duyumlama yoluyla farkına vardığım hani şu alan, tezahürlerin alanının ortaya çıkması nasıl mümkündür? Acaba bende a priori bir takım unsurlar var mı ki onlar olmayaydı? Bu hissettiğim alan bu şekilde karşımda duramazdı. Mesela bu tip bir bilginin araştırılması, bu nasıl bir bilgiye sahibim ki ben böyle bir tezahürler alanı benim tecrübemde ortaya çıkıyor sorusunun araştırılması işte transandantal sıfatını, aşkınsal sıfatını hak ediyor. Ya da herhangi bir şey benim nasıl nesnem oluyor, onu nasıl kavruyorum hakkında düşünebiliyorum. Bunun imkanının zemininde a priori unsurlar, a priori kavramlar var mı? Bu nasıl bir bilgidir? Nasıl bir bilgidir? Nasıl vardır? Nasıl işler? Bunun mesela araştırılması transandantal sıfatını hak ediyor. Aynı şekilde nasıl ben muhakeme yapıyorum? Yani bir takım yargılardan yargılara nasıl geçiş yapabiliyorum? Bu geçişi mümkün kılan zemin nedir? Muhakemeyi bu anlamda mümkün kılan zemin nedir? Burada nasıl bir bilgi söz konusudur? Transandantal sıfatını hak ediyor. Dolayısıyla bütün felsefesi Kant'ın hani sentetik a priori yargılar nasıl mümkündürün araştırılmasını içeriyor. Fakat bunun temellendirilebilmesi, nasıl olup da sentetik a priori yargılar vardırın temellendirilmesi, nesnelerin nasıl mümkün olduğu, tecrübemin nasıl mümkün olduğu sorusuyla son derece alakalı olduğu için, tecrübemi mümkün kılan, ister hissetme yoluyla bir şeyleri fark etmem olsun, İster bir şeyleri kavramam olsun, ister bir şeyleri muhakeme edebilmem olsun. Tüm bu alan ancak a priori bir takım unsurların bilinmesi, anlaşılması, açığa çıkarılmasıyla zaten sarahate kavuşacağı için bütün bu çaba, o sentetik a priori yargıların nasıl mümkün olduklarının araştırılması, bu bilginin araştırılmasına indirgeniyor ve bu transandantal sıfatını hak ediyor. Bu anlamda herhangi bir nesnenin bilgisi nasıl mümkündür sorusunu araştırmak, transandantal bir araştırma yapmak demek. Ben daha önce hatırlarsanız bundan da çok kısaca bahsettim. Kant burada aslında ta antik çağ felsefesine, antik Yunan'dan beri gelen transandant terimler tartışmasına da bir tür atıfta bulunuyor. Daha sonra bir yerde daha bu metinde karşımıza çıkacak. Yani nedir o terimler? Aristoteles'in metafiziğinde karşımıza çıkan bir ve var terimleridir. Daha sonra buna doğruluk filan gibi başka bazı terimler de eklenmiştir. Ve bu ortaçağ felsefesinde transandant terimler tartışması olarak görülmüştür. Neden öyle anılırlar? Bunlar çünkü birer kategori değildirler, birer cins değildirler aynı zamanda. Ama onlar olmaksızın da dil ve bütün bu kategorizasyon mümkün olmaz. Bir bakıma kendileri aşkındırlar kategorilere göre. Her bir kategoriye de uygulanabilirler anlamında da aşkındırlar.
onların yukarısındadırlar. Ama aynı zamanda onlar olmaksızın da kategoriler ve dil mümkün olmaz. Dolayısıyla demiş oluyoruz ki dili nasıl mümkün kılıyorsa o transandan terimler, Kant da bir bakıma bir nesnenin düşünceye konu edilmesini mümkün kılan zeminin araştırılmasını benzer bir terimle karşılıyor. Dediğim gibi ileride bunu tekrar bize söyleyecek. Ama yine aynı o klasik dönemdeki felsefede söz konusu bu bir ve var. Asıl bir kendindeliğe sahip metafiziksel ilkeler olarak da düşünme yoluna gittiği için ve Kant'a göre, Kant'ın eleştireceği şekliyle bir metafiziğin doğmasına yol açtığı için aynı terimi bir bakıma kullanmamayı seçiyor. O yanlış ya da kötü metafiziği adlandırmakla ilgili özellikle bu aşkın ya da transandan terimini ileride kullanacak. Ama benzer bir amaca hizmet ettiği için onun sonuna bir al eki getirip, transandantal aşkınsal ya da ekini getirip kendi felsefi araştırmasının sıfatı olarak anıyor Kant. Sonra şeyleri söylüyor. Diyor ki yani buradan bir aşkınsal, transandantal felsefenin ben çıkmasını umuyorum ama henüz erken. Yani böyle bir felsefenin ortaya çıkması. Burada en fazla bu kitapta yani birinci kritikte bununla ilgili bir hazırlıktan, bir ön öğretiden bahsedebiliriz. Bir de şunu söylüyor. Biz burada işte saf aklın eleştirisinden bahsedeceğiz. Akıl nasıl a priori nesnelerini bilebilir filan meselesiyle ilgileneceğiz. Aslında bir transandantal felsefe düşündüğümüzde bunun kapsamı içinde yer alabilecek. Haz ve acı gibi, istek ve eğilim gibi, irade gibi yani. Konuları da mesela düşünürsek bunları diyor bu kitabın içerisinde ele almayacağız. Buradaki asıl derdimiz çünkü tamamen bu a priori bilme meselesiyle ilgili ama işin içine haz ve acı girdiğinde, irade, eğilim vesaire girdiğinde bunlar ampirik olanla daha fazla ilişkili hale geliyorlar. Ha, bu konulara ileride geri dönecek mi? Evet, ikinci ve üçüncü kritikte bu konuları da ele alacak. Yani o transandantal felsefenin tamamlanması sürecinde yapacağı başka bir takım işler olduğunu da düşünüyor. Girişin şimdi son paragrafını okuyorum. A15B29 ve A16B30'da da biraz daha devam ediyor. Ne diyor Kant bütün bu giriş bölümünde anlattıklarından sonra? Eğer diyor şimdi genel olarak bir dizgenin, sistemin bakış açısından bu bilimi, yani saf aklın eleştirisini bölümlendirecek olursak, kapsamında ilk olarak saf aklın bir öğeler, unsurlar öğretisi, doktrini ve ikinci olarak da bir yöntem, usul öğretisi, doktrini bulunmalıdır. İki ana bölüm var yani. Öyle düşünelim bir şekilde. Bu ana bölümlerden her birinin kendi alt bölümleri olacaktır. Ama bunların zeminlerini açıklamak için henüz erkendir. Giriş olarak ya da bir önceleme, bir hani öndeği olarak şu kadarı belirtilebilir ki insan bilgisinin belki de ortak ama bizim için bilinmeyen tek bir kaynaktan doğan iki kökü vardır. Yani belki bunlar kuyruklarından bağlılar ama bize çok açık değil. Bunlar duyarlılık, receptivite ve kavrama yetisidir. Verstand. Bunlardan ilk yoluyla bize nesneler verilir. İkincisi yoluyla ise düşünülürler. Şimdi duyarlılık bize nesnelerin verilme koşulunu oluşturan a priori temsilleri kapsıyor olması ölçüsünde aşkınsal felsefeye ait olacaktır. Ve nesnelerin insan bilgisine verilme koşullarının onları düşünme koşullarını öncelemekte olması öncüsünde transandantal aşkınsal duyu öğretisi öğeler biliminin ilk bölümüne ait olacaktır diyor. Yani genel bölümlenmeyi de şöyle anlayabiliriz demek istiyor. Madem bu bir tür duyarlılık, nesnelerin bize verildiği alırlık diye de bazen çeviriyorlar. Alma kapasitesi bir takım temsilleri ile bunları düşünme, kavrama, nesnemiz kılma kapasitesi belki kökleri aynı olan iki ayrı şeyimiz, nasıl diyelim kapasitemiz ya da melekemiz, bilgimizin iki kaynağı da diyebiliriz. Ben diyor dolayısıyla öğeler öğretisinde böyle bir genel bir bölümlendirmeye gideceğim.
İlki bu anlamda bu alma, alırlık, duyma, hassasiyet yani bir tür hassasiyet kapasitesiyle ilgili olacak. İşte bu bölümün adı transandantal estetik. Estetiğin kökünde de ne var? Aistesis var. Antik Yunanca'dan gelen duyumlamayla, hissetmeyle ilgili olan demek. Aynı öğeler öğretisinin ikinci bir bölümü daha olacak. O transandantal mantık olacak. Onun içerisinde de bir unsurlar öğretisi, yani analitik kısmın bir transandantal bir analitik kısmı olacak, bir de diyalektik kısmı olacak. Yani transandantal mantığın unsurlarının kötüye kullanımı gibi diye düşünelim. Kötü anlamda metafiziğe elenmesi, aşılması gereken anlamında metafiziğe dönüştüğü bir bölüm olacak. Bu kısım, yani estetik ve mantık, öğeler öğretisini oluşturacak. Bunlardan hareketle de ben bir usul öğretisinde en son yazacağım diyor. Bu şekilde biz hakikaten şeyin sonuna, girişin sonuna geliyoruz. Transandantal projemizin, Saf Aklın Eleştirisi'nin, Transandantal Öğeler Öğretisi'nin aşkınsal, transandantal estetik bölümüne başlıyoruz. Yaşasın yani, ben hakikaten kendimizi başarılı buluyorum. Dediğim gibi çok sevgili öğrenciler olsaydı 6. hafta buraya gelemezdik. Onları da özlüyoruz tabii ama hızlı gittiğimiz için de mutluyuz. Peki, burada da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Nasıl diyelim? 8 tane aslında alt bölüm var bu estetiğin içerisinde. Kısaca onlardan da bahsedelim. Bir giriş bölümü var. Sonra ikinci, üçüncü bölümle alt bölümler uzayla ilgili, Raum'la, Space'le ilgili. Dördüncü, beşinci bölümler zamanla ilgili. Altıncı bölüm bütün bu söylenenlerden yapılan bir takım çıkarsamalar, çıkarımlarla ilgili. Yedinci bölüm bir tür vuzuha kavuşturma, elisüdasyon, durulaştırma diye çevrilmiş bu kitapta çeviride. Bölümü var, yedinci bölüm. Bir de en son sekizde genel bir takım notlardan ve bir sonuçtan bahsediyor. Asıl dolayısıyla ana bölümler uzay ve zamanla ilgili olan bölümler. İşte nasıl uzay ve zaman benim bu hissetmemi, duyarlılığımı, alırlığımı mümkün kılıyor a priori unsurlar olarak. Bunun anlaşılması ve açılması bölümleri. Onların da iki alt bölümü var her birinin aslında. Bir şekilde bir metafiziksel yönden bir ekspozisyondan söz ediyor Kant. Bunun anlamını göreceğiz. Yani bir tür teşhir etme, yani bir kavramın içini açıp ekspoze etme, teşhir etme yaklaşımı var metafiziksel yönden. Bir de transandantal, aşkınsal yönden teşhir etme var. Her iki kavramı da bu iki cihetten açtığı, içini açıp bize gösterdiği diyelim. Ve transandantal yönden teşhirde de biraz daha farklı a priori bilgilerin zemininde bunların nasıl yer aldığını açtığı iki alt bölümü içeriyor. Şimdi biz bu estetik bölümümüze başlıyoruz. Gene her zamanki gibi o giriş bölümünü okuyalım. Sonra uzayla ilgili bölümümüze gelelim. Birinci alt bölüm. Yani aşkansızın ilk alt bölümü. Bir bilgi nesnelerle hangi kipte ve hangi araç yoluyla ilişkili olursa olsun. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Buna daha sonra daha ayrıntılı geleceğiz. Kant'ın düşüncesinde nesne diye burada çevrilen terim bazen Gegenstand teriminin karşılığı olarak, bazen Objekt Almanca teriminin karşılığı olarak kullanılıyor. Bakın her ikisi için de nesne kullanılmış. Daha eski İngilizce çevirilerde de böyleydi. Bizim şu an hani ara ara bakıp bir şekilde kıyaslamalar da yaptığımız, size de söylediğim İngilizce Cambridge edisyonunda bu ayrım gözetiliyor. Yani bir şekilde gene onlarda da İngilizce object diye çevriliyor ama dipnotta bir şekilde onun Gegenstand mı, object mi olduğunu ayırt eden bir not düşülüyor. Bu ayrım hakikaten Kant'ın yaptığı ve titiz bir şekilde sürdürdüğü bir ayrım mıdır? Yani bazılarına göre tam öyle değil. Ama bir şekilde de bazı bağlamlarda aynı cümle içerisinde kullanırken öyle kullanıyor ki bu iki terimi, farklı şeyleri kastediyormuş gibi. Mesela düşünülebilirlik açısından her şeye objekt diyor ama özellikle hani görüde bir karşılıktan bahsetmek istediğinde, yani kavradığın bir nesnenin hani şuradaki karşılığından bahsetmek istediğinde sanki
Gegenstandlardan söz ediyor gibi. İki kelime de aslında, bir tanesi biliyorsunuz objekt, Latince'de karşımıza çıkan bir sözcük. Objekt, yani dışarı fırlatılmış. O yekt, yeter, Fransızca'da da vardır yekter. Dışarı atılmış, dışarı karşıma atılmış gibi bir anlamı var. Gegenstand da Almanca çok benzer bir kök. Karşımda duran, karşımda bulunan anlamı var. Yani her ikisinde de bir, nasıl diyelim, bir öznenin, süjenin, alta fırlatılmış olanın, altta duranın kendisini ayırarak karşısına koyduğu ya da karşısına fırlattığı anlamında bir nesneden bahsediyoruz. Ama dediğim gibi özellikle bu daha iyi zaman içinde açılacak Kant felsefesinde düşünme, hani hep söylüyorum bilme ayrımı, düşünülebilirlik, bilinebilirlik ayrımı, bazı yorumlara göre bu objekt-gegenstand ayrımı bu buraya oturduğu için ikisinin farkını gözeterek okumakta yarar var diye düşünülüyor. Şimdi burada mesela hemen nesnelerle dediğimiz de aslında kullandığı terim, buradaki Almancasından da görüyoruz. Gegenstand mesela. Bu anlamda bir bakıma bilginin konusu olan ya da görüde karşılığı, ampirik ya da saf görüde karşılığı sunulabilen anlamında nesne olarak kullanılan terim şu an burada kullanılmış. Bir bilgi diyor, tekrar okumaya başlıyorum. Nesnelerle hangi kipte ve hangi araç yoluyla ilişkili olursa olsun, onlarla dolaysızca ilişkisini sağlayan ve tüm düşüncenin araç olarak göz önünde tuttuğu şey görüdür. Yani bir şekilde bilginin dolaysızca bir şekilde ilişki kurduğu aslında kip aslında görüdür. Yani ben bir şey, nesneleri dolaysızca fark ettiğim bir kipten bahsediyorsam, görüden ve görüsel bilmeden bahsediyorum. Yani Anschauung, İngilizce'de intuition diye çevriliyor biliyorsunuz. Bazen intuition'ı burada da mesela sezgi diye çevrilmiş. Yani olabilir, birileri bunu da kullanabilir. Ben o kadar radikal şey değilim biliyorsunuz. Yani sen onu yapamazsın, bunu yapamazsın diyen bir insan değilim. Ama sezgi yanıltıcı olabilir. Yani sezgi, hani bir şey sezmek derken, çok farklı bir takım ilhamlardan filan bahsederken de bir sezgi kelimesini kullanırız. Noesis gibi terimleri de bazen akli sezgi, sezgisel akıl filan gibi de çeviriyoruz. Burada kastedilen Anschauung öyle bir şey değil. Yani şu tip nesneler, yani kavradığım bir nesnenin karşılığı olarak burada farkına vardığım şeyleri bilme kipim görü ya da Anschauung. Uzayı ve zamanı bilme kipim Anschauung, saf bir görü olarak. Bir şeyleri dolaysızca fark ettiğim de görüsel olarak bilmeden bahsediyorum. Yani bu o tip bir sezgi anlamı olan bir şey değil. O yüzden farkındaysanız ben Türkçe'de de artık yerleşti, çok sık kullanılıyor. Görüyü kullanıyorum. Eski Türkçe bir kelime kullanmak isteseydik, hani meraklısı için söylüyorum, huzuri kelimesini kullanabilirdik. Yani benim huzurumda olanla ilgili bilgi, huzuri bilgi kelimesini kullanabilirdik. Ama o da eski, yani şu anda anlaşılıyor da görü bayağı kullanılmaya başlandı. Terim ıslah olarak kullanabileceğimizi düşünüyorum. Ama diyor görü, ancak nesneler bize veriliyor oldukları sürece yer alır ve bu da yine en azından biz insanlar için ancak nesnenin zihni belli bir yolda etkilemesiyle olanaklıdır. Yani bu dolaysızca karşılaşma, nesne var olduğu sürece var olan bir bilgi, yani görüsel bilgi. Demek ki nesne beni etkileyecek ki zihnimi, ancak o şekilde görüsel bir bilgiden söz edebileceğim. Buradaki zihin, Gemüt sözcüğüyle Almanca karşılanıyor. Bunu da nasıl anlaşılması gerektiği, yani zihin mi demeliyiz, ne demeliyiz? Mesela burada an diye çevrilmiş, bu da öz Türkçe bir sözcük biliyorsunuz. Bir tartışma konusu. Kant'ın kullandığı bir de zele, yani Almanca'daki biraz ruh diye çevirebileceğimiz belki bir terim var. Gemüt, yani bir anlayışa göre gemütün, yani arzu gibi az önce geçti mesela, haz acı gibi vesaire. Bir şeyleri de fark etmesi, duygu gibi, yani diyelim melekeleri olan, çok daha geniş bir kapasiteye sahip olan bir terim.
şey ruh dediğimiz ya da zehle dediğimiz şey sanki onun bilinen ciheti ya da bilmeye yönelen, bilmeye açılan ciheti, melekelerinden bahsetmek istediğinde sanki Kant gemütten ve bu anlamda zihinden söz ediyor gibi oluyor. Bununla ilgili konuları daha çok açtığı ve sınıflandırdığı yer üçüncü kritiğin girişi mesela. Onu da belki ileride bir ara okuruz. O melekeleri sınıflandırdı. İstiyorsanız gidip orada da bakabilirsiniz ama genelde burada gemüt diye, zihin diye ben çevireceğim. Kullandığında genel, yani zihin de çünkü çok genel anlamda kullanılabilir. Onun için söylüyorum. Zihin diye çevirirken uyararak söylüyorum. Dediğim gibi o zehlenin bilmeye yönelen, bilgiye yönelen ciheti olarak anlıyorum ben Kant'ın bu kullanımı. Şimdi dolayısıyla ben zihni nesneler etkilediği sürece bir tür görüsel bilgiden, dolaysız bilgiden, nesnenin bulunuşunda, huzurumda bulunuşu itibariyle sahip olduğum bilgiden söz ediyorum. Diyor ki, nesnelerin bizi etkileyiş kipi yoluyla temsilleri alma melekesine, yetisine alıcılık, alırlık, duyarlılık, burada duyarlılık diye çevrilmiş denir. Bir tür hassasiyet yani olarak kullanıyorum ben. Öyleyse duyarlılık aracılığıyla nesneler bize verilirler ve yalnızca o bize görüleri sağlar. Kavrama yetisi, ferştant yoluyla müdrike de diyoruz. Ben bazen onu da kullanıyorum eski Türkçe. Yoluyla ise düşünülürler ve kavramlar ondan doğar. Bakın dikkat edin, buradaki söyleme çok şey olmak lazım, dikkatli bakmak lazım. Görü ve kavram bilmenin iki kipi, modu. Yani bunlar bilgi türleri. Yani bir şeyi ben biliyorum dediğimde kavramsal olarak bilirim, görüsel olarak bilirim gibi bir ayrım. Ama duyarlılık dediğimizde bir tür artık melekeden, yetiden, fakülteden söz ediyoruz. Bu anlamda görü ya da kavram birer fakülte değil. Sanki onların işleyişlerinin bir sonucu. Yani benim bir tür duyarlılık, yani bir şeyleri fark edebilme, onlara hassas olabilme kabiliyetim, onlardan etki alabilme kabiliyetim olduğu için bende bir bilgi kipi olarak görüler hasıl oluyor diyor. Ya da bende bir takım yargıda bulunabilme, hüküm verebilme işte melekem olduğu için, bir tür kavrama melekem, idrak etme, yakalama melekem olduğu için, o melekelerin çalışması itibarıyla bir bilme kipi olarak kavramlar ve kavramsal bilgi ortaya çıkıyor diyor Kant. Evet. Ama tüm düşünce doğrudan ya da dolaylı belli karakterler aracılığıyla en sonunda görülerle ve dolayısıyla bizim durumumuzla duyarlılıkla ilişkili olmalıdır. Çünkü bize başka bir hiçbir yolda bir nesne verilemez. Bunu daha önce de konuştuk. Kant bir bakıma bize diyor ki ya arkadaşlar bana göre bizim bir tek nesnelerle temas etme yolumuz var. O da aslında ampirik görü. Yani hissi bir malzemeyi almasam ben, dışsal olarak o malzeme bana gelmese, ha bunun uzay ve zamanda düzenlenişinden filan bahsedecek ama ancak o yolla ben nesnelerle karşı karşıya kalırım. Hani bir bakıma o hissetme yoluyla, duyumlama yoluyla o malzemeyi alabilme kabiliyetim, öyle bir hassasiyetim olmasa ne ampirik nesneler bana verilir, ne matematiksel nesneler aslında benim tarafımdan kurulabilir hale gelir. Yani matematikle ilgili mesela matematiksel nesnelerle ilgili bilgim de en nihayetinde bu hassasiyetime, bu tip temsilleri alabilme kabiliyetime bağlı. Burada tabii dışlanan ne, o daha önemli. Burada söylenmeyen ne, işte entelektüel ya da akli bir görüm yok diyor adam. Yani bütün belki de Kant felsefesinin en büyük varsayımı. Yani insanoğlunun ya da benim gibi akıl sahibi varlıkların, başkaları da olabilir, görüsü ampirik olanla, görüsel bilgisi ampirik olanla, duyusal malzemeyle bağlı, düşünsel olan bir kipte, hani bu meşhur o dipnotu da konuşmuştuk hatırlarsanız sizinle, nesneleri benim dolaysızca fark etmem, teknik bir tabirle söyleyeyim, nesneleri böyle aklımla diye lüp diyebilmem mümkün değil Kant'a göre. Ve bu belki de klasik felsefeyle arasındaki en önemli farkı da teşkil ediyor. Zaten öyleyse, ya ben
bu tip bir reseptivitet üzerinden temsilleri aldım. Tamam, duysal bir farkındalığım var. Ki onların belirlenmemiş hali birazdan göreceğiz. Şey diyecek, tezahür diyecek, görünüş diyecek. Benim dolayısıyla bir takım düşünülürlerden, tümellerden, küllilerden falan, nesnelerden bahsetmem için ne yapmam lazım? Tabii ki o nesneleri kavrayarak bilmem lazım. Kurarak yani bilmem lazım. Yani dolaysızca orada nesne var da ben onu dolaysızca akli görüyle bilirim diyemiyorum. Bir cevher gibi bir şey var ya da bir külli var. Ben o ampirik malzemeye yönelip onu böyle o nesneyi dolaysızca yakaladım diyemiyorum Kant'ta. Benim bir nesneden bahsetmem için onu işte kurmam lazım. Bu işte meşhur Kopernik devriminin burada nasıl buradaki yansımalarını da görmeye başlıyoruz. Bir nesnenin temsil yetisi üzerindeki, melekesi üzerindeki etkisi, o nesne tarafından etkilenmekte olduğumuz sürece duyumdur, histir. O nesne bizi etkilediği sürece bir şekilde o etkiye, taba, impression'a biz duyum deriz. Kendi duyum yoluyla nesneyle ilişkilendiren görüye ampirik görgül denir. Ampirik bir görünüm belirlenmemiş nesnesine ise tezahür, görüngü denir. Bir bakıma ben birazdan daha iyi anlayayım. Birazdan değil, belki Ramazan'dan sonraya kalacak. Uzay zamanda aslında bireyselleştirerek nesnem kılabileceğim görsel karşılıkların, Gegenstandların mümkün olduğu bir tezahürler alanıyla karşı karşıya kalıyorum. Yani dolaysızca buranın farkındayım. Uzaydaki yönlülüğün, zamandaki ardardalığın, nesnelerin benim dışımda ve yan yanalığa tabi olduğunun ya da zamana göre ardardalığa tabi olduğunun tezahürlerin farkındayım. Ve burada aslında benim yönelerek, artık nasıl yapıyorsam işte onu konuşacağız, bireyselleştirerek, sentezleyerek, terkip ederek nesne haline getirip karşıma konulmayı bekleyen bir mümkün nesneler alanı var aslında. Görü yoluyla dolayısıyla buranın farkındayım ama burada kendi başlarına nesneler yoklar ve dolayısıyla benim onları bilmemi beklemiyorlar. Dolayısıyla ben nasıl oluyor da şu anda mesela tecrübemi düşüneyim, sanki burası bana göre nesnelerle dolu ve bir takım nesneler var, belli bağıntılar içerisinde haklarında nesnel yargılar verebilmemi falan bekliyorlar. Bu belirlenmemiş nesnelerin alanındaki bu tezahürlerden bu nesneleri tecrübe ettiğim, ayırt ettiğim, haklarında hüküm verebildiğim noktaya nasıl geldiğimin açıklamasını Kant bize verecek. En başta neyle başlayacak? Bu tezahürler nasıl benim için burada karşımda böyle duruyorlar? Bunlar işte bunları mümkün kılan, ard ardalığa ve yan yanalığa tabi olacak şekilde karşımda durmalarını sağlayan zemin nedir sorusunu soracak. Onları transandantal estetikte açacak, bunların uzay ve zaman olduğunu söyleyecek. Sonra bu tezahürlerin nasıl olup da düşünülebildiğini, kavranılabildiğini, kavramların altına düşürebildiğini de transandantal mantığın transandantal analitik kısmında bize anlatacak. Evet.